Siz buradasınız. Yani işe gitmemişsiniz. Sen demedin mi şirket kasvetli ev ferah diye? Hak verdim sana. Bugünlük buradan çalışmaya karar verdim. İyi fikir. Ferit Bey, ben çalışırken de siz tam olarak orada oturmaya devam edecek misiniz? Evet. Bu yemekleri nasıl bu kadar lezzetli yapıyorsun ona bakacağım. Mutfak sırlarla doldur Ferit Bey. Ve ben sırlarımı paylaşmaktan pek hoşlanmıyorum. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Bence zaten zevkli olan kısım yapmak, izlemek sıkıcı. Vallahi sıkılırsınız orada. İşte ben de bunu merak ediyorum. Sırf buna özel programlar, kanallar var. İnsanlar saatlerce izliyor. Bakalım benim ilgimi çekecek mi? Aferin o insanlara. Ben de rahat etmeye çalışayım. Ben de bakayım bugün menümüzde ne var? Menü yok. Yeni yemekler yazılmış. Çok güzel de. Ferit Bey ben bunları yapamam. Niye? Yani çok özel bir şey istemedim. Portakallı pekin ördeği falan yazmıyor. Çok zor olmamalı. Ben portakallı pekin ördeğini güzel yaparım. Da bunları yapamam çünkü malzeme yok. Şimdi sizin isteğiniz doğrultusunda biz alışverişi haftalık menüye göre yapıyoruz. Yani bana kalsa ben her şeyi yığarım, mis gibi hiç eksiğimiz olmaz. Ama sizin isteğiniz doğrultusunda olduğu için bunları yapamam. Evet, çünkü malzemeler çürüyor, bozuluyor, bakliyat güve yapıyor, karınca geliyor falan. Aman Ferit Bey gelsin ne olacak? Ah bu mutfak benim olacaktı var ya, ben böyle boydan boya yardırırdım bakliyatı. O zaman hiçbir derdimiz olmazdı. Ay bu eksik, ay şu gedik. Her aradığımızı pıt diye bulurdum. Ve böylece yemekleri yapabilirdim. Ama güzel bir sorunumuz var, mutfak benim değil. Ben burada çalışıyorum. Ve en iyisi alışverişe gideyim. Hava da çok sıcakmış ama olsun. Gideyim yine de. Ne olacak canım, alt tarafın menüyü değiştirmişsiniz. Bir koşu gider gelirim ben bu sıcakta. Elimde poşetlerle geri gelirim. O yokuş da nasıl bir yokuş biliyor musunuz? Çık çık bitmiyor. Çalışanım, emekçiyim. Siz de patronsunuz. Hep işte patron sınıfı, işçi sınıfı. Mesaj alındı. Hadi ben seni götüreyim şarjı. Ay yok hiç kabul edemem ben bunu gerçekten. Çok zahmet olur size. Şimdi klimalı mutfağı bırakacaksınız. Üstü açık arabaya kadar yürüyeceksiniz. Arabanın da üstü açık, böyle güneş falan geçer. Yok, gerçekten teşekkür ederim, kabul edemem. Hadi yarım saatte gider geliriz. Hemen giyineyim o zaman. Daha hızlı giyinebilirim. Giyindim. Koşarak. Telefonumu da alayım. Burası. Hadi Nazlı git yap alışverişini, bekliyorum burada. Ferit Bey, bir cümle meyve sebze alemini istemişsiniz maşallah. Karpuz var, kavun var. Ya ben zaten karpuz kadarım hep topu. Nasıl taşıyacağım hepsini? Ah Tarık olsaydı. Oh, mis gibi. Koy Şeref abi, doldu. Çanakkale kızım, Çanakkale. Ha. Şuna da bakayım. Nazlı hadi ya, kaç saat oldu? Hem biz manav alışverişlerimizi niye anlaşmalı marketlerden yapmıyoruz? İyi yemek öyle kolay olmuyor Ferit Bey. Ayrıca ben marketin meyvesini sebzesini sevmiyorum. Onlar tatsız tutsuz, kuru kuru. Ama merak etmeyin, buralarla hep anlaştım. İkbal Hanım aylık ödeme yapıyor. Nazlı! İsmail abi nasılsın? Nazlı kızım, ne o dükkanıma uğramıyorsun? İsmail abi bizim peynirci. Çok güzel otlu peynir geldi. Kusura bakma İsmail abi, bu hafta listemde değilsin. Hem otlu peynir biraz kokuyor, biz o tarz kullanmıyoruz. Vallahi senin patron da hiç ağzının tadını bilmiyor ha. Görüşürüz İsmail abi. Söyle o patronla, o kokuyor, bu kokuyor diye konuşuyormuş. Her şeyin doğalını istemesini biliyor ama çiftlikten. Köy tezek kokar. Senin o patron acaba hayatında hiç köy görmüş mü be? Kolay gelsin İsmail abi, uğrarım haftaya. Peki. Şeref abi, bizimkiler hazırsa biz tamam, gidelim kızım, artık. Tamam kızım, hazır.
tane yeni bunu mu aldın? Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Maşallah. Bu da sulak yerde büyümüş. Kolay gelsin Şeref abi. Hadi güle güle. Estağfurullah, böyle çok şakacı. Sizi çok sevdiler galiba. Hadi gidelim, patronu bekletmeyelim. İkbal Hanım, beni bir çimdikler misiniz? Nazmiye Hanım'ın işleri işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İkbal Hanım, Tarık'ı arayıp söyler misiniz? Naz'ın evinde nar ekşisi varmış, onu alıp getirsin. Evdekiler yerini biliyordur. Naz'ın evinden nar ekşisi mi dedi? Naz'ın evinden nar ekşisi dedi. Teşekkür ederim. Vallahi çok zahmet oldu size. Rica ederim. Var mı fotoğraflardan bir haber? Savcılıktan alındı, incelemeye gitti. Haber bekliyoruz. Heh, söyle. Söyle. Bir şey yok, bir şey yok. Gel. Nazlı? Ne? Nar ekşisi mi? Tamam, gelsin veririz. Senin sesin yorgun geliyor. İyi misin? Aman Fatoş, koşturmaca işte. Ay, babamın bir lafı vardı. Erken kalkan yol alır derdi. Ben sabah geç kalktım ya, bütün işlerim ters gidiyor. Ferit Bey'in de menüyü değiştireceği tuttu. Ay Naz, sakın daha hala bir şey yemedim deme bana. Hiç sorma ya, ölüyorum açlıktan. Normalde iki yumurta kırar yerdim de. Şimdi Ferit Bey Hazretleri'nin misafirleri var, iş çıkartmıyor. Ay ama kan şekerin düşecek. Aman ya, vallahi varlık içinde yokluk benimki Fatoş. Sanki dar ambarındaki tavuğun kanadını, kolunun gagasını bağlamışlar. Şişt, hadi kapatıyorum ben. Padişah 4. Ferit hava sahama girmek üzere. Nazlı, kahvenin yanında atıştırabileceğimiz bir şeyler var mı, kurabiye falan? Ya yok vallahi. Ay ben en son Bulut için yapmıştım kurabiyeleri. Çok da yapmıştım aslında ama siz saklamayın kavanozda deyince ben hepsini kuşlara verdim. Ama tabii kendi balkonumda verdim kuşlara, bahçede vermedim. Önemli değil, kuru yemiş. O var, ben şimdi bir tabağa koyar getiririm. Yok, servis yapmak zorunda değilsin, senin zamanı alma. Önemli değil, getir. Teşekkürler. Ferit Bey, ben diyorum ki bundan sonra yaptığım kurabiyelerden kalanları bir kavanoza koyup saklayayım. Hayır, bundan sonra kurabiyeleri bir günde tüketilecek kadar yap. Fazla yapıp ziyan etme. Oldu paşam. İşte ondan sonra böyle kurabiye diye aranırsın da bir kadın bile bulamazsın. Kırıntılara muhtaç kalırsın. İçersin kahveyi kuru yemişle. Ya kuru yemişle kahve mi içilir?